Sevgili seyirciler merhaba. Uzman Çetesi'nin bu haftaki programında uzman psikolog Dolunay Kadıoğlu ile birlikteyiz. Dolunay Hoca ile bu hafta aslında ilişkileri konuşacağız, evliliği konuşacağız. Yaşadığımız sorunları nasıl çözebileceğimizi, bu sorunlarla nasıl baş edebileceğimizi konuşacağız. Dolunay Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Zor konu ha? Evet, aynen. Yani ben kalp damar cerrahıyım ama emin olun bu programa başlamadan bir kalp ameliyatından daha fazla acaba nasıl başlasak, neleri sorsak diye düşündüm. Çünkü çok geniş bir konu. İsterseniz şeyden başlayalım Dolunay Hocam. İlişki nedir, evlilik nedir? Nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi aslında ilişki en basit anlamıyla şu anda bizim bu iletişim sürecimizde bir ilişki tanımı aslında ya da benim bardakla temasım bir ilişki tanımı aslında ya da canlı cansız tüm varlıklarla bir ilişki ve iletişim içindeyiz aslında. Çünkü insan olarak insan varlığı bu ilişki sürecini yürütmeden zaten var olabilen bir varlık değil. Bazen kendimizle, bazen dış dünyayla, bazen bireylerle bir ilişki halindeyiz. Bizim bugün konuşacağımız ve paylaşacağımız konu olan aileye dair ya da özel ilişkilere dair ilişki ise bir insana kapılma hali eğer aşık olarak bir ilişki sürecine başlıyorsanız ya da birilerini tanıştırma ve siz evleneceksiniz deme süreci ve aslında ikili bir sürecin başlaması ve aile olma yolunda bir motivasyonun çalışması ve aynı niyetle iki bireyin bir araya gelmesini konuşuyor olacağız bugün. Yani ilişki dediğim gibi iki farklı cinsiyetten olan iki varlığın, iki insanın aile kurmak için bir araya gelme sürecini konuşacağız. Yani peki ilişki hocam, iletişim süreci. Şimdi bu konuda hemen baştan konuşulması gereken bir sorun da tek bir doğru var mı? Yani bir sihirli formül var mı? Çünkü hep şey denir, bir gömleğin bile hani bir düğmesini ters iliklersen sonuna kadar o düğmeler ters gider denir. Burada doğru nedir? Yani tanışma aşamasında bu hani bizim kültürümüzün bir parçası. Katılın katılmayın ama bir gerçeğimiz işte görücü usulü diye tabir edilen evlilikler veya işte bir flört belki daha çok büyük şehirlerde bunun sonucunda olan nasıl başlamalı? Burada bir doğru var mı? Nelere dikkat etmeli? Peki, aslında tek doğru tabii ki yok. Bir de bizim insanlara bu doğrudur diyebileceğimiz bir doğru yok. Çünkü doğruları bireysel tercihler, toplum, aileler, maddiyat, sağlık o kadar çok şey şekillendiriyor ki ve emin olun ki görücü usulü ya da hani severek evlendik diyen çiftlerin sorunlarına baktığınızda birbirine çok yakın. O yüzden tek doğru yok. Yalnız biz tabii ki bilimsel bir doğruyla çalışıyoruz aileyle çalışırken. Ve ikisinin mümkünse o doğruya uyumlanması süreciyle çalışıyoruz. Ve ilişkileri formülize ederken çalıştığımız ve bize güç veren tek şey sevgi. Başka doğrumuz yok. Yani bir çift bize geldiği zaman ya da evlenme niyetiyle bir çift bir araya geldiğinde ve dinlediğimizde, hani ben bir uzman olarak dinlerim, siz dışarıdan bir arkadaşınızı dinlersiniz çift. Aslında hepimizin kulağı şunu arar, seviyorlar mı birbirlerini? Aralarında o sevgi alışverişi başlamış mı? Çünkü o alışveriş yoksa ve çiftler şunu söylüyorsa ki ben bunu değiştiririm, evlendikten sonra değişir. Şu anda bu özelliklerini görüyorum ve aslında bunlar bana hiç uymuyor ama evlenince olur, hallederim. Burada işte sıkıntı var. Bu aslında sinyal veren bir ilişki modeli. Çünkü sevgi olmadan değişim çok zor. Onun adı bir başka insanın hayat ya da varoluş sürecini gasp etmek. Yani ben onu değiştiririm diyorsak ve gerçekten değişim sürecinde de çok güçlü bir kontrol mekanizması çalıştırıyorsak gerçekten orada bazılarımız o varlık süreci elinden alınıyor anlamına geliyor. O yüzden sevgi tek kriterimiz. Yani gerçekten sevgi var olduğu sürece çözülemeyecek hiçbir sorun da yok.
Ve tabii ki saygı buna eşlik etmeli. O yüzden görücü usulü ya da aşk evliliği, sevgi evliliği, bunlar bir yere kadar gerçekten önemli. Çünkü çevremde de çok görüyorum, bana gelen çiftlerde de çok görüyorum. Görücü usulü evlenmişlerdir. Fakat bir aşk evliliğinden daha çok birbirlerine o sevgi ve saygı bağıyla bağlanmışlardır ve aileyi güçlendirmişlerdir. Aile olmuşlardır gerçekten. Ama bazen de aşkla bir araya gelmişlerdir ve evlendiklerinin 6. ayında boşanmışlardır. Yani tek doğrumuz yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki hocam, hemen programın başında bir önemli bir şey söylediniz bana göre. Bireysel tercih dediniz. Evet. Belki bu anlamda bir evlilik yoluna girmeden önce bireysel tercih noktasında kendini ifade edebilecek bir yapıya sahip olmak. Evet. Bu anlamda böyle bir hayata bu anlamda da dokunabilmek önemli anladığım kadarıyla. Tabii ki, çünkü kesinlikle. Çoğu zaman aile baskısı, çevre baskısı bireysel tercih noktasının önüne geçiyor. Çok haklısınız, öyle oluyor. Bu noktada bu bireysel tercihleri nasıl besleyebiliriz? Bunu nasıl önceleyebiliriz? Veya bu evlilik yolundaki kişilere, bu noktada karar verme aşamasına gelmiş kişilere bu sizin bireysel tercihiniz mi? Nasıl düşündürtebiliriz? Tabii bunun için herhalde ki önce bize bir soru sormaları gerekiyor, değil mi? Çünkü Türkiye'de baktığımda çoğu kişi kapılıp gidiyor ve evlenmiş buluyor kendini. Yani bu benim bireysel tercihim mi sorusunu sorduğu zaman zaten orada bir çıkış yolu var. Çünkü orada sorgulayacak ve gerçekten belki de risk alacak, belki aileye karşı çıkacak ve hayır diyebilecek. En temel şey soru sorması kişinin. Bu benim gerçekten bireysel tercihim mi? Varsayalım ki ailem istemeseydi ben yine de bu kadınla ya da bu adamla evlenir miydim noktası. Yani emin olun ki bireysel tercihim mi? Çok güzel bir yerden bence olaya yaklaştınız. Çünkü çoğumuz bunu sormadan evlenmiş oluyoruz bile. Ve bunu sorgulamaya başladığımız zaman ben boşanmak istiyorum zamanı olabiliyor. Ya da ben gerçekten mutlu değilim zamanı olabiliyor. Aslında bunu ben seçmedim olabiliyor. Yani bakın bizler üniversite sınavını bile kendimiz seçmiyoruz. Ya da olmak istediğimiz meslekleri bile çoğu zaman annem istedi, babam istedi, toplum böyle istedi diye seçiyoruz. Yani öykü aldığımızda kişilerden bireysel öykü, 10 kişiyle konuşuyorsak ikisi belki ben bu meslek için yaratılmıştım, bunu istedim diyor. Diğer 8'i öyle oldu, hocam istedi, annem istedi, babam istedi. O yüzden hani evliliğe gelinceye kadar biz aslında pek çok bireysel tercihimizi kullanamıyoruz. Ve işin kalbi orası. Bireysel tercihlerimizi fark edebilmek ve sahip çıkabilmek. Gerçekten. Aslında şey çok ilginç hocam. Demin gene vurgu yaptınız. Sevgiye vurgu yaptınız. Evet. En önemli şey çünkü. İnsan kendisi sever. Dolayısıyla bir evliliği, bir yuvayı kuracak kişiler birbirini sevmeli. Bireysel tercih yapamayacak noktadaysak, etraf için birini sevmeye kalkıyorsak, sevgi de sevgi olmaktan çıkıyor. Tabii ki sevginin de pek çok farklı boyutu var. Gerçek sevgi mi? Yoksa korkuyla beslenen aslında adı bize göre, yani yaşayana göre sevgi mi? Aslında sevgi olmayabilir tabii ki. Yani bu ülkede hani sevdim de öldürdüm diyen ya da sevdiğim için dövdüm diyen hani çok insan var biliyorsunuz. O yüzden çok haklısınız. Sevgi, gerçek sevgi mi? Zaten gerçek sevgi ise o sevgi gerçekten yaşanıyorsa aşılmayacak sorun biz öngörmüyoruz. Yani bilimsel olarak da söylenen şey bu. Sevgi bu işin kalbidir. Sevgi varsa ve çiftler birbirine yardım etmek istiyorsa, aile olmak istiyorlarsa, bakın bize gelen çoğu çift aile değildir henüz. 10 yıllık evlidir, 5 yıllık evlidir, 2 yıllık evlidir. Ancak biz onlara deriz ki, evet 10 yıllık evlisiniz ama henüz 1 yıllık evli gibi davranıyorsunuz. Yani oturmamış, yerleşmemiş bir aile karşımıza gelebiliyor. Çünkü sevgi süreçleri tam oturmamış ya da o bizim hep söylediğimiz bir şey vardır çiftlere. Ben, biz hepimiz alanı deriz. Yani ben kendinle ne yaptığın, yani evli olabilirsin ancak sen tek başına ne yapmaktan keyif alırsın. Bunu evlendiğinde de devam ettir. Ya da biz alanı, karı kocalıktır burası. Yani karı koca olarak ne yapıyorsunuz birlikte? Hepimizse çocuklarla beraber, hep beraber yaptığınız şeyler. Şimdi bir baktığınızda çevreye, alışveriş merkezlerine, şöyle bir arkadaşlarımıza ya da çevreye baktığımızda karı kocalık alanının bir yerden sonra zarar gördüğünü görüyoruz biz. Yani biz alanına enerji girmiyor deriz. Hep çocuklarla beraber olmak, ailelerle, kök ailelerle beraber bir şeyler yapmak,
Çoğu kadın şunu söylüyor, saçımı süpürge ettim. Yani çok duyduğumuz bir tanımdır. Keşke etmeseydim. Yani çünkü gerçekten o saçı süpürge etmek, kendini feda etmek iyi bir model değil. Hem çocuklara kötü bir model, hem de aslında ben kendimden geçtim diyor kadın ya da adam. Bu üçünü de ben, biz, hepimizi güzel bir şekilde koruduğumuzda ve beslediğimizde evlilikler aslında çok da zor kurumlar değil. Zorlaştıran yine biziz aslında. Yani sevgi alanını hırpalıyoruz, zarar veriyoruz, saygı alanına zarar vermeye başlıyoruz. İşte o ben alanı zarar görüyor, biz alanı zaten enerji girmiyor çocuklar doğduktan sonra bir yerde eğer çocuk varsa. Ve ondan sonra bir mucize bekliyoruz, bir arada kalalım, anlaşalım. Ve bu işi güzel götürelim. Peki aile nasıl olunuyor? Bu ben, biz, hepimiz alanını bir düzen içerisinde götürmekle mi? Yani nasıl aynen aile öyle oluyoruz? Aynen öyle. Aile olmak demek şöyle bir şey. Biraz önce de hani ben, biz, hepimiz alanını aktarmaya çalışmıştım. Aile olmak, o ben, biz, hepimiz alanına enerji girmesi. Yani gerçekten o enerjinin beslenmesi. Çoğu çifte baktığımızda biz alanında enerji yok. Yani örneğin en son ne zaman baş başa bir şey yaptınız? Yemek, sinema, tiyatro ya da yürüyüş, parkta ne zaman gittiniz? Hatırlamıyor çoğu çift. Böyle bir şey yok. Yani aslında aile olmak dediğimiz şey hissetmek. Bir de tabii çok önemli bir şey var. Evliliğin evreleri vardır. Evre evredir evlilik. Örneğin ilk 2 yıl en zor evredir. O cicim ayları dediğimiz aylar aslında cicim ayı falan değildir. Gerçekten zordur. Aile olma süreci, evreleri sağlıklı bir şekilde geçirmekle aslında aile olunur. Örneğin ilk 2 yılda adaptasyon sürecidir ilk 2 yıl. Farklı iki ailede, iki farklı kök ailede büyümüş, iki farklı karakter, iki farklı cinsiyet bir eve koyuyorsunuz, anlaşacaksınız diyorsunuz. Aşk bile olsa mucizeyi bekliyorsunuz diyorum. Çünkü insanlar birbirlerine sanki kök ailelerin uzantısıymış gibi bakıyorlar. Hayır, orası yeni bir yuva, yeni bir kontrat. İkiniz kendi ailenizi, kendi değerlerinizi siz oluşturacaksınız. Ne senin ailen, ne senin ailenden getirdiğin değerler, ne de diğer aileden gelen değerler diyoruz. Şimdi burada zaten sıkıntı başlıyor. Yani insanlar birbirine baktığında değiştireceğim diye bakıyor ilk 2 yılda. Bir kavga, kaos. Ben annemde, babamda böyle bir şey görmedim. Kendi ailemde böyle bir şey yoktu. Bunları biz çok duyarız. Tabii ki olmayacak. Orası senin kök ailen. Bu o kadar doğal bir şey ki. Orası farklı bir aile, farklı bir model, farklı kültür, farklı dinamikler var orada. Beklemek bir yerde hata. O 2 yılı geçirdikten sonra eğer hayatta kalabildiyse o evlilik ve o ilişki, sevgiyi de koruyabildiyse daha farklı bir evre açılıyor. Çoğunlukla siz de biliyorsunuzdur, çocuk ilk iki yıldan sonra oluyor. Çoğunlukla, yani ilk 1 yılda olan da var ama çoğunlukla baktığımızda 2 yılın sonunda ilk evlat dünyaya geliyor. Orası artık çocuklu evre dediğimiz evre, ikinci evre. Ve bakın burada bir kimlik daha giriyor sisteme, annelik ve babalık. O ana kadar karı kocalık sistemi vardı. Bununla beraber o anda devreye giren şey anne babalık. Ve emin olun ki yine çok fazla gözlemlediğimiz bir şey, karı koca olmadan anne baba oluyor çiftler. Gerçekten karı koca olamadan, yani bir kimliği güzel bir şekilde oturtamadan, dengeli bir şekilde yeni bir kimlik geliyor. Ve o kimlikle beraber tabii ki Anadolu'da özellikle kök ailelerde sisteme girebiliyor. Lohusalık var gündemde. Yani Lohusa'nın ya da o ilk 3 ayki, 4 ayki, o ilk yılki kadının ruh hali bambaşka, erkeğin ruh hali bambaşka. Yani bu evre biraz daha sancılı geçebiliyor ve ilk darbeler genelde ilk doğumdan sonra geliyor evlilikte. Çoğu zaman öyküyü dinlediğimizde doğum sonrası yaşanan o yalnız kalma, kadının yalnız kalması, bunu eşimden hiç beklemezdim, beni yalnız bıraktı, annesinin sözünü dinledi. Daha pek çok şey aslında tahmin edebileceğiniz. Evlilik darbe almaya başlıyor yavaş yavaş. Eğer ilk 2 yılı güzel geçirdiysek ya da birazcık oturtabildiysek ve aslında üst üste evreler bindikçe, işte ikinci çocuğun geldiği bir başka evre var. Çocukların yavaş yavaş büyüdüğü ve ergenliğe geldiği evre bizim için 4. evreyi oluşturuyor. Evlilik böyle evre evre gidiyor. Eğer her level'ı, her evreyi doyurucu, sağlıklı, bir sorun olduysa bile sindirerek geçirebildiysek, yukarıya
daha sağlıklı çıkıyoruz. Ama sen bana geçmişte de bunu yaptınla gidiyorsak bir üst level'a, ki çoğunlukla bu oluyor. Bir de galiba doğumla getirdiğimiz bir özelliğimiz, beynimizin özelliği, kadınların hafızası çok güçlü. Gerçekten öyle. Unutmak istiyoruz çoğumuz. Yalnız unutursak sanki bir şeyleri yeniden yaşayacakmışız algısı, unutmamayı tercih edebiliyoruz. Ve erkeklerle kadın çok farklı birbirinden. Erkek gerçekten unutuyor. Yani ve kadınları en çok sinirlendiren şey bu. Yani sen nasıl unuttun? Hani bana yaptıkları nasıl unutursun? Ya da ailenin yaptığını nasıl unuttun? İşte bunlar böyle 3 yıldan sonra böyle sıcak sıcak gündeme gelen ve evliliği ateşleyen konular olabiliyor. Bizi bekleyen tehlikeler. Bu anlamda evliliği bekleyen tehlikeler. Evliliği bekleyen, evet, hocam, tehlikeler. Şeyi soracağım şimdi. Tabii ki, buyurun. Bir öncesinde bu sevgiye ve bireysel tercihe vurgu yapmıştık. Peki sevgi acaba katlanma mı gerektirir işin bir tarafında, ya da sevgi yargılar mı? Sevgi, eğer birini seviyorsanız bunun değişmesini talep eder misiniz? Güzel. Şimdi sevgi ve katlanma aynı denklemde yer almaz. Sevgi ve hoşgörü aynı denklemde yer alır. Eğer birine katlanıyorsanız ömür boyu katlanamayabilirsiniz. Ya da hayatınızdan gideceği günü dört gözle bekleyebilirsiniz. Çok bu konuda net olarak konuşabilirim. Katlanmak çok ağır bir duygudur. Ben sana katlandım. Ya da ben sana yıllarca katlandım. O kadar ağır ki kendine de eziyet, evliliğe de eziyet. Ancak evliliği götüren ya da ilişkileri götüren çok net bir süreç var. Tolerans ve hoşgörü. Paylaşım diyoruz. Katlanmanın yerine bunu koyduğumuzda çok daha sağlıklı bir süreç çalışıyor. Yalnız tabii bunun için de çiftin birbirini dinleyebilmesi, konuşabilmesi, iletişim kurabilmesi gerekiyor. Yani aile olmak bununla ilgili. Yani gerçekten konuşabiliyor mu aile? Dertlerini paylaşabiliyor mu? Peki bütün bu karmaşanın, bütün bu geçmişten getirdiğimiz alışkanlıkların, geçmişten getirdiğimiz hayata karşı duruşların, değerlerimizin hemen yanına sonuçta muhafazakar aile yapısı olan insanlarız ve kök aileyi nereye oturtacağız? Güzel, yani evet. İkili ilişkide çok fazla etrafta söz, çok fazla karışım, çok fazla irtibat olduğu zaman ya da bu hiç olmadığı zaman bunun dengesini nasıl sağlayacağız hocam? Kök aile bize en çok gelen sorundur. Yani bir çift bize geldiğinde... Ya da çok özür dilerim. Ya da acaba masum olarak en çok rasyonalize edilen, en çok suçlanan ama aslında hiç... yani iki kişi kendi arasında zaten mutlu değil. ama işte bunu biz aramızda mutlu değiliz ile yüzleşmek istemiyor, bunu söylemek istemiyor. Bir suçlu lazım. tamam bak işte kayınvaliden böyle veya bak... babası böyle, annesi böyle, acaba böyle mi? Aynen. Aslında pek çok şey. Dediğiniz şeylerin hepsi. Genelde kök aile direkt suçlanıyorsa, yani senin annen, senin baban ya da bu karşılıklı tabii ki suçlanıyorsa, bunun altında eğer patolojik bir şey yoksa, yani patolojik bizde şu demektir. Gerçekten anne babadan kopamamak. Çünkü bazen kişiler evlenir ama gerçekten... aile olamaz, aklı hep kök ailesindedir. Yani eve gelmeden önce bir uğrar mutlaka. Ya da onun bir, yani oradan bir kopamama. Burası çok önemli. Burayı anlattıktan sonra sizin sorunuzu daha net anlatacağım. Bizler evlendiğimiz zaman, bakın Anadolu'da çok güzel bir gelenek vardır. Her yerde vardır diye düşünüyorum. Sen bu aileden çıktın artık derler kız çocuklarına. Kuşak bağlama, pek çok aslında ritüelimizin anlamı da aslında ben seni gönüllü olarak bu evden gönderiyorum. Erkeklere yapılıyor mu bilmiyorum. Bugüne kadar çok duymadım onunla ilgili ama böyle bir ritüelimiz var. Bu ritüelin bizdeki anlamı, yani bilimdeki anlamı şudur. Biz buna sağlıklı, güle güle, sağlıklı, hoşça kal deriz. Yani artık senle helalleşiyorum, annemsin, babamsın ama ben evime gidiyorum. Erkek için de, kadın için de aslında geçerli olması gereken şey bu. Yalnız aynı şey anne baba için de geçerli olmalı. Yani güle güle diyecek kız kişi, anne baba yani kök aile, hoşça kal diyecek kişi de aslında kadın ya da erkek.
Aile olma böyle başlıyor zaten. O sağlıklı biz hoşça kal güle güle yapamıyoruz her şeyden önce. Ve evimizin içinde iki kişi var diyelim, daha çocuk yok. Senin annen, benim babam, seninki bu dedi, benimki bu dedi. Ya da devamlı içeriden dışarıya olayları anlatma. Bugün bana bunu dedi eşim. Yani devamlı bir aile içindeki mahremi üçüncü şahıslara ya da anne babaya, ablaya, kardeşe aktarma. Çok net söylediğimiz bir kural vardır evlilik terapisine gelen çiftlere. Bunu durduracaksınız deriz. Mahrem, mahremdir. Anne babaya daha gitmez. Tek bunu durduramayacağınız, haber vereceğiniz bir yer vardır. Şiddet, alkol ve gerçekten çok zor artık. Hani yardım almanız gereken bir konu var ise. Diğer konularda asla eşinizi üçüncü şahıslara şikayet etmeyeceksiniz. Çünkü siz barışırsınız ama anne baba unutmaz. Yani orada şiddet olmadığı sürece kavga olur ailelerde. Olmalı da zaten. Sözel kavga, anlaşamadığım bir konu olacak. Ama o konuları dışarıya aktarıyor olmak ana tehlikedir. Çünkü damada baktığı zaman bir kayınvalide ya da geline baktığı zaman benim oğlumu üzen ya da kızımı üzen adam ya da kadın diyebilir. Çok az anne baba olgundur, dışarıda durmayı deneyimler. O yüzden gerçekten kök aile konusunda şunu bilmemiz çok önemli. Onlar ömür boyu anne babamızdır. O bizim yani sonuçta ömür kontratımız. Bizi dünyaya getiren varlıklar. Tabii ki sevgimiz, saygımız her zaman olacak. Bununla beraber kök aileyle çekirdek ailemizi asla kıyaslamayacağız. Ve birbiriyle karşı karşıya getirmeyeceğiz. O kadar ince işe, zaten emin olun ki evlilikte 2 yıl, 5 yıl böyle geçiyor. Yani hata yapıyor çiftler. Bol bol hata yapıyor hem de. Bol bol hata yapıp o hatalarla bir şeyleri öğreniyorlar kendilerince. Ve kök aileyi koyacağımız yer böyle bir yer. Yani sevgi, saygıyla bir adım gerimizde duracaklar. Aslında bizim kültürümüzde 4 atanın hakkı bir denir. Hı hı. Yani hem damadın hem gelinin. Hı-hı. Anne babaları aslında herkesin anne babasıdır. Yani hı-hı, hakları birdir denir. Bu bile bizim nasıl, hı-hı, yaklaşmamız gerektiği konusunda belki, hı-hı, bir ipucu. Ama bir de şu var hocam. Yani Allah herkesin çoluğunu çocuğunu, hı-hı, sağlıklı, sıhhatle böyle hayırlı evlilikler nasip etsin diyelim. Ama evladınızı o kadar kıymetli görüyorsunuz ki. Bir baba olarak veya bir anne, hı-hı, olarak ona o kadar çok emek verdiniz ki. Hı-hı. Yani onu kimseye layık görmezsiniz ki hocam. İşte layık görmediğiniz için de zaten onun bir tarafı acıdığında panter kesiliyor anne babalar. Bir panter misali evin içine atlayıveriyor. Biraz da tabii o anne babanın kendi yaşanmışlığı var. Kendi kayınvalidesiyle, kendi kayınpederiyle, kendi geçmişi var. Yani biz aslında o kadar yüklü bir, Türkiye olarak o kadar yüklüyüz ki bu konularda yüklerle ilerliyoruz. Ve aslında evet, anne baba örneğin evlendiğimizde de bize diyorlar ki artık bu da senin annen. Yani eşinizin annesi. Evet, gerçekten o da senin annen olabilir. Bununla beraber aslında yapılmaya çalışılan şey burada sistemde aileyi de yönetmeye çalışmak bir yerde. Çok da mantıklı bir şey, örf, adet. Yalnız o kadar cahil evleniyoruz ki. Gerçekten çok bilmeden, cahil dediğim okumamış değil, yanlış anlaşılmasın. Bu tür konularda cahiliz. Yani nasıl davranmamız gerektiğini, aileyle, kendi çekirdek ailemizle, yani eşle, çocukla, kök ailem arasındaki o dengeyi kurmakta cahiliz. Yani sıkıntıların çoğu burada yaşanıyor. Oysa ki sevgiyle ve saygıyla o kurabilsek o dengemizi, emin olun ki o kadar da çok sorun yaşanmayabilir. Ama yaşanıyor. Belki farkında bile olmuyoruz. Bir noktaya geliyoruz ki artık çok fazla yıpratmışız. Aynen. Hocam, saygı alanı yıpranıyor yani tabii, orada. Şeyi soracağım, bu alışkanlık kısmı aile olmanın bir parçası mıdır? İnsanlar tam artık, olarak anlamadım alışkanlık yani, kısmı. Yani insanlar bir süre sonra artık yaşadıkları ilişkiyi, evliliği bir kurum olarak yaşatma, onu bir besleme, onun da ihtiyacı var bazı desteğe noktasından çıkıp, yani sanki hani nefes alıp verdiği gibi bir onun hayatındaki her zaman yaptığı işte bir alışkanlık haline hocam, geliyor. Hocam o zaman ben size şunu sorayım. Mesleğinize direkt oradan cevap vermenizi isteyeceğim. Ne kadar sağlıklı nefes alıyoruz? Nefes almak alışkanlık değil mi? Evet. Nefes almayı bırakırsak ne olacağını da biliyoruz. Evet. Ama kaçımız sağlıklı nefes alıyoruz?
Evet. Buradan cevap verirseniz. Şimdi Dondan Hocam size bir ara vereceğim. Tamam, aradan sonra size o soruyu bir de ben soracağım. Tamam, peki. Uzman Reçetesi'nin bu haftaki programında uzman psikolog Dolunay Kadıoğlu'yla evliliği konuşuyoruz, yaşamı konuşuyoruz. Birlikte evlilikte yaşadığımız sıkıntıları, yaptığımız hataları ya da yaptığımız güzel şeyleri konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, tekrar merhaba. Uzman Reçetesi'nin bu haftaki programında uzman psikolog Dolunay Kadıoğlu'yla evliliği konuşuyorduk ve aradan önce Dolunay Hoca bizlere evliliği, aileyi, nasıl aile olunduğunu, evliliğin evrelerini anlattı ve belki yeni katılan izleyiciler için toplamak gerekirse sevginin esas olduğu, toleransın, sevgi kaynaklı toleransın öne çıktığı, kök ailenin olması gereken, belki de kültürümüzde de dendiği gibi dört atanın hakkı bir noktasında olması gereken yerde durduğu, beslenen, karşılıklı korunan bir yapının ancak mutlu bir evliliğe gideceğini söyledi. Tam vardığımız nokta, bütün bunları yaparız ama alışkanlığımız nerede olacak dedik ve Dolunay Hoca bize nefes almak da bir alışkanlıktır. Siz doğru nefes alıyor musunuz dedi. Doğru nefes alıyor muyuz hocam? Doğru nefes almıyoruz tabii ki. Çoğumuz bilinçsiz nefes alıyoruz ve biliyoruz ki biz stresin ve pek çok hastalığın başında da yanlış nefes almak kaynaklanıyor. Ama ölmüyoruz, hayattayız. Belki ömrümüz kısalıyor ama ölmüyoruz, yaşıyoruz. Belki bedende pek çok farklı hastalık olabiliyor. Kalpte işte siz çok daha iyi bilirsiniz ama damar tıkanıklığı oluyor, kolesterol artabiliyor, stres artabiliyor. Ama yaşıyoruz, ömrümüz azalsa bile. Şimdi evliliklerde aynen böyle. Yani sağlıklı olmayabiliyor gerçekten ama hayatta kalabiliyor. Yani sağlıklı olmasa bile bir arada durulabiliyor. İşte el ne der, boşanmak ayıptır, olmaz, yapamayız, maddi imkansızlıklar ya da öyle öğrendiğimiz için, öyle alıştığımız için, şikayet etmek artık bir yerden sonra bizim doğalımız olduğu için, çözüm de çok bulmaya çalışmadan aslında var olan şikayet döngümüzde adamdan, kadından şikayet ederek, çocuklardan şikayet ederek süreci götürmeye çalışıyoruz. Bu sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor ama bir döngüsü, bir dinamiği olduğu anlamına geliyor. O yüzden evet, sağlıklı nefes almadığımız gibi evliliklerimizin bir kısmı da sağlıklı değil gerçekten. Evet, ama bir şekilde alışkanlık haline gelmesinden de belki korumak daha sağlıklı hale getirebilir. Hı hı. Hocam, bizim gene evliliklerde çok dillendirilmeyen, çok gri bölgelerden bir tanesi, hı hı, cinsellik. Evet. Cinsellik evliliğin neresinde? Yani ne kadar önemli gerçekten? Cinsellik evliliğin kalbinde. Gerçekten çok, hani biraz önce ilk bölümde bahsetmiştim. Ben, biz, hepimiz alanı. Biz alanına enerji katan en güçlü enerjidir cinsellik. Ya da bunun başında gelir diyebiliriz. Çünkü o karı kocalığı yaşadığımız ve bunun eylem haline döndüğü ve aynı zamanda ikili bir orada mutluluk var ise, ikili mutluluktan bahsediyorum, ilişkiyi besleyen, olumlu besleyen bir enerjidir cinsellik. Ancak tek taraflıysa, taraflardan biri görev, zorunluluk olarak yapıyorsa ya da iki tarafta aslında yapıyor da çok da mutlu ve memnun değilse aslında enerji kaçıyor, kaçak var. Enerjide kaçak var demektir biz alanında. Önemli bir konudur çünkü enerjiyi, aileye enerji katmamız gerekiyor. Enerji katacağımız ana damarlardan biri cinselliktir. Bir tanesi iletişimdir. Konuşmak, paylaşmak, birlikte bir şeyler yapmaktır. En önemli, bana sorarsanız, kalpse o şeyi pompalayan, ten teması, gönül teması cinsellik sürecidir. Bunu konuşabiliyor mu çiftler? Çoğunlukla konuşamıyorlar, hayır. Konuşamıyorlar. Yani konuşabilen çiftler sorunlarını zaten tek başına çözemiyorlardı, konuşsalar bile. Çünkü cinsellik bizim ülkemizde çok konuşulabilen, çok eğitimi olan, doğruları çok bilinen bir konu değil. Kulaktan duyduğumuz, işte medyadan okuduğumuz, yalan yanlış bildiğimiz ve genellemelerimizin olduğu bir konu.
Öyle olunca da konuşsalar bile kendi taraflılıklarıyla, yanlılıklarıyla ve yanlış bilgileriyle konuşuyorlar. Yani bir uzmana gelip de ya da bizden bir destek aldıklarında konuşulan cinsellikle yaşadıkları ve kendi bildiklerinin çok farklı olduğunu zaten söylüyorlar bize. Yani biz hiç böyle bilmiyorduk noktasına geliyorlar. Hayır, konuşamıyorlar. Evet. Utanıyorlar, evet. Sıkılıyorlar. Evet hocam, bütün bunlar sonuç itibariyle bir yapı, evlilik. Hı hı. Bu yapı bir şekilde sarsıldı ve yıkılma noktasına geldiğinde, yani boşanma aşamasına geldiğinde. Evet. Ülkemizde ne durumdayız? Boşanmaların oranı nedir? Yüksek olduğunu biliyoruz. Yani evliliklerin ilk 6 ayında %60 boşanmayla sonuçlandığını biliyoruz. Çok güçlü bir boşanma oranı var. Zaten 2 yılı, bir de şöyle bir şey var, yine yapılan çalışmalar gösteriyor. Bir de 50 yaşından sonra boşanmalar artmaya başladı. Çok ilginç. Yani çocukları göndermiş, çift baş başa kalmış. İşte orada biz ona boş aile deriz. Yani ev artık boş kalmış. Yani uğraşacak, meşgul olacak bir şey yok. Ve aslında geçmişten o taşıdığı sorunların hepsiyle baş edemiyor artık. Yani bir evliliğin ilk 2 yılında boşanmayı çok görüyoruz. Bir de hani evliliğin ikinci bahar diyeceğimiz dönemde de boşanmaları görebiliyoruz. Boşanma bir karardır diyoruz. Yetişkinler boşanma kararı verebilir. Çözüm değildir. Sorunları çözmez. Yani eşinizle ilgili kafanızda oluşturduğunuz sorunları, yaşadığınız tüm o duygusal sorunları çözmez. Taşımaya devam edersin. Sadece onu görmezsin. Çocuğun varsa yine görürsün. Çünkü çocuk ömür boyu yapacağın bir kontrat, yaptığın bir kontrat. Eş öyle değil belki ama boşandığında bile eğer görüşeceksen, görüşmeye devam etmek durumundaysan aslında o gerçek bir boşanma da olmayabiliyor. Türkiye'de bu konuda çok parlak bir noktada değiliz yani. Çünkü çok şey evleniyoruz, gerçekten bilmeden evleniyoruz. Artık yaşın geldi, evlen diye evleniyoruz. Herkes evlendi, bak sen niye duruyorsun? Evlenmen lazım, çoluk çocuğa karışman lazım. Bir yerde evlenmek... şey gibi oldu, apolet takıyoruz biz evlendiğimizde. Evlendik, buraya bir apolet geldi. Çocuğumuz doğdu, ikinci apolet geliyor. İkinci çocuk doğdu, üçüncü apolet geliyor. Kayınvalide ya da kayınpeder olduğumuz apoletin en büyüğünü alıyoruz. Yani buradan baktığımızda evlilik kendi içinde bir hiyerarşik sistem haline geldiği zaman sıkıntılar zaten burada. Bence. Peki sıklık sırasına göre sıralamanızı istesem, evet. Mesela ilk üç niye boşanma sebebi ilk üç? Boşanma sebebi ilk üç. Hakimlere söylenen mi, bize söylenen mi? Sizin gözlemlediğiniz. Yani, çünkü ikisi farklı, evet. Biliyorsunuz. Gerçekten sevginin bitmesi, anlaşamama ve hiçbir şekilde sevgi bağının kalmaması. Sevgi hiçbir şekilde kalmıyordu. Tolere edemiyor. Yani çok güçlü bir şekilde diyor ki dayanamıyorum artık diyor. Yani benimle aynı yatağa yatmasına, bana dokunmasına tahammül edemiyorum. Zaten tahammül kelimesi geçiyorsa orada bir durmak lazım. Yani birbirimize tahammül etmek durumunda değiliz. Peki aile terapistleri ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz aile böyle bir durumda? Aile terapistleri ilk olarak şunu yapıyor. İlk seansta bizler çifti bir dinliyoruz. Kendi soru skalamız var. Soruları ona göre soruyoruz tabii ki. Niyetlerini öğreniyoruz. Niyetin ne? Buraya neden geldin? İkisinin de bulunduğu ortamda ayrı ayrı niyet alıyoruz. Yani benden ne beklediğini soruyorum ben. Bir aile danışmanından ne bekliyorsunuz? Ve daha sonra şunu soruyoruz. Gerçekten bu evliliği değiştirmek istiyor musunuz? Evliliğin içindeki kendinizi değiştirmek istiyor musunuz? Bir kişi diyorsa ki hayır ben değişmeyeyim, onu değiştir. Zaten diyoruz ki orada biz çalışmayacağız, kusura bakmayın. Bizim yaptığımız sistem şöyle çalışıyor. İki tarafta değişmek istiyorsa, sorunun farkındaysa ve bu evliliği ileriye doğru pozitif götürmek istiyorsa biz orada bilimsel desteği veriyoruz ve gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yalnız taraflardan biri diyorsa ki hata onda, sen onu değiştir ve devamlı şikayet ediyorsa ve devamlı suçlayıcı bir dil kullanıyorsa o zaman zaten o süreç başlamıyor bile. Çünkü evlilik terapisinin danışmanlığının ana kalbi değişim odağındadır. Birlikte değişelim. Sen de değiş, ben de değişeyim ve değişeceğimiz rotayı bize bir uzman destek olsun. Biz istediğimiz şekilde onu anlatalım, o da bize nasıl olacağını anlatsın. Değişim odağı çalışırız aslında biz. Gelecek odağındayızdır. Geçmiş bizim için birazcık arkada kalır. Gelecek odağında çalışırız ve yeni bir yapılandırma oluşturmaktır. Evlilik terapisinin ana görevi bu evliliği
yeni bir yapılandırmaya göre yeniden yapılandıralım. Yeni bir kontrat oluştururuz aslında. Hani ilk başta birazcık şuursuzca yaptığımız kontratımız var ya, imza kontratımız. Hadi gelin deriz, bunu şuurlu bir şekilde kontrat haline dökelim. Yaptığımız şey temel olarak bu. Pek çok konu çalışırız. İletişim, cinsellik, barışma, aldatma. Yani çift bize neyi getiriyorsa çalışırız. Ve yeniden yapılandırma çalışırız. Yalnız çok temel bir sorumuz vardır. Sevgi ve saygınız nasıl? Yani gerçekten bizi yürüten, o yolda yürüten şey sevgi ve saygı. Yani ben sevmiyorum ama çocuklar için katlanmak durumundayım bu adama diyorsa, kusura bakmayın diyoruz. Bu şekilde evlilik terapisi yürümez. Çünkü sevmediğin bir adam için değişemezsin. Ya da sevmediğin bir kadın için ya da karşıda eşim için ve aslında gerçekten de nefretle kusuyorsan niye değişeceksin ki? Çoğu insan kendi koltuğunda beni kabul etsin diye oturuyor. Beni böyle kabul etsin. Ben değişmeyeceğim diyor. Beni böyle kabul etsin. Ama o zaman denk olmuyoruz ki. Adil de olmuyoruz. Hadi gel birlikte nasıl değişeceğimize bakalım. Bu kötü bir şey değil. Terapide yaptığımız şey daha çok bu. Değişim çalıştırmak ve çiftin istediği kadarıyla ilerlemek. Yani peki sürece sadece karı kocayı mı alıyorsunuz, yoksa örneğin kök aile veya işte başka bileşenler de var mı? Kök aileyi asla almıyoruz diyebilirim. Çünkü biz aileyle çalışıyoruz. Karı kocalık sistemiyle çalışıyoruz. Karı kocalık, çünkü biliyoruz ki karı kocalığı güçlendirdiğimizde kök ailesi orada falan kalmaz sistemde. Zaten aslında ilk bölümde çok güzel bir şey söylediniz. Ana sorun karı kocalık sistemidir. Yani onu güçlendirmemiz gerekiyor bizim. Temeli güçlü kuracağız. Yoksa senin annen, benim babam, senin annen bana bunu dedi. Bak beni görmedi, yok saydı. Sen de hiç de müdahale etmedin, konuşmadın, beni ezmelerine izin verdin gibi söylemlerin altyazısı şudur. Beni ciddiye al ya, benle ilgilen. Bana değer ver, ben bunu görmek istiyorum. Şimdi biz o alanı güçlendiriyoruz. Yani karı kocalığın o birbirine değer verdiği alanı güçlendirdiğimizde diğerleri gerçekten dışarıda kalıyor. Çünkü öyle de olması lazım. Biz hep bir çember olarak çizeriz çekirdek aileyi. Siz bu çemberdesiniz. Kök aileleriniz diğer çemberler, değerli çemberler. Yalnız dışarıdaki çemberler, kesiştirmeyeceksiniz. Yani aslında hep altyazıları okumaktır bizim işimiz. Ve o altyazının niyetine bakarız. Karı kocalık sistemini güçlendirdiğinizde kök aile sistemi diye bir şey çoğunlukla kalmaz, patolojik değilse. Evet. Hocam peki bu aile terapisi, mesela benim işimde gelir, Allah herkese sağlık versin, hı-hı, ama hayatın gerçeği işte kalp damarları tıkandı veya, hı-hı, kalp kapağında bir takım problemler oldu. İşte biz ne yaparız? Alırız anjiyo, işte olursa stent, olmadı hadi cerrahi. Ameliyatını yaparız, ondan sonra sağlığına kavuşturur, evine gönderir. Bu bir süreçtir. İşte atıyorum yattı, oldu, boğuldu, işte bir ay, üç ay, neyse. Bu terapi nasıl, ailelik terapisi? Yani bu ne kadar sürüyor? Bu sürekli bir şekilde tekrarlanan, uyarı verilmesi gereken bir uzun soluklu bir şey, aynen, midir? 6 ay ile 1 yıl arası değişen sürelerde çalışırız çiftle ve haftada bir çalışırız. Yeniden yapılandırma sürecinden bahsediyoruz. Ve yetişkin bireylerden bahsediyoruz. Yani çocuk ya da ergen çalışmıyoruz. Yetişkin, yani belli bir kimlik var, belli bir karakter var. Ve de değişim çalışıyoruz. Dirençlerle çalışıyoruz. Ve yeni bir sistemi öğretmeye çalışıyoruz. İkisinin de kabul edeceği, onay vereceği bir sistemi çalışıyoruz. Ve diyoruz ki, ben ilk seansından söylerim. Emek vermeniz gerekir. Sevgi emektir. Siz bu aile oluşurken yeterince emek vermemişsiniz. Birileri sizi bir araya getirmiş ya da aşk sizi bir araya getirmiş, kader bir araya, evlenmişsiniz ama emek vermemişsiniz. Ve zannetmişsiniz ki emek vermeden her şey çok güzel olacak. Böyle bir şey yok. Emek gerektiren bir süreçtir. Ve biz hep şunu söyleriz, %30 ila 40 arasında değişim çalışır evlilik terapisinin sonunda. Yalnız bir aile için %30 ve 40 çok yüksek bir orandır. %100 değişimin olmadığının, zaten ilk seansta söyleriz, %30 ila %40 sizin ailenizde nasıl bir değişim çalıştırır deriz. Çok güçlü çalıştırır derler. Yani çünkü %30, %40 hani belki düşük gibi görünüyor ama yetişkin psikolojisine baktığımızda, yetişkin davranış modeline baktığımızda çok güçlüdür. Yani ve ailede bir şeyleri yeniden yapılandırmaya yetecek kadar güçlü bir yüzdeliktir. Tek yalnız tabii ki koşulumuz var.
emek vereceksiniz ve bu işi ciddiye alacaksınız ve değişmek isteyeceksiniz. Hocam bu değişim isteğinin altında yatan sevgi değil, örneğin bir erkek veya kadın için ekonomik yetersizlikse ya da çocuğumun bir şekilde aile ortamı bozulmasınsa, yani değişimin temelinde, değişim talebinin besleyen, onu öne çıkaran şeyin ne olduğunun bir önemi yok mu? Çok sağlam olmaz o dediğimiz şey. Yani eğer çocuğum için ben bu aileyi devam ettirmeliyim, o mutlu olsun ise, o bizde ikinci kazanç olarak geçiyor. Yani sen mutlu olursan çocuğun mutlu olur. Ya da sen gerçekten değişmek istersen bu işe yarar diyoruz. Ama tekrar başa döndük hocam. O zaman bireysel tercih noktasına döndük. Ve bireysel tercih ortaya koymayı da biz toplumda hep bencillik olarak algılarız. Hep... Biliyor musunuz? Çalıştığımız konular bunlar zaten aile terapisinde. Bireysel tercihlerimizi yapabiliyor muyuz? Çok güçlü çalışıyoruz. Çünkü orası ben alanıdır. Hani hep söylediğim ve terapide de hep söylediğimiz şey odur. Ben, biz, hepimiz alanını biz öğretmeye çalışırız bireylere. Bunun bencillik olmadığı, sağlıklılık oldu. Hatta burada bir örnek veririz. Uçakta diyelim ki bir tehlike olduğunda yukarıdan inen oksijen maskelerini ilk olarak kendine tut der, çocuğuna değil. Çok güzel bir örnektir aslında, çok güzel bir metafordur. Önce sen nefes alacaksın ki çocuğuna daha sonra hayatta kalacaksın ki nefes aldırabileceksin. Bu iş biraz böyle. Sen yoksan hepimiz hiç yok. Evet. Yani bu... Birazcık ezber bozan bir şey galiba bu. Tabii. Evet. Yani aslında kendini feda eden bir anne baba modeli çocuklara da çok iyi bir örnek olmuyor. Yani ben varım, sen varsın ve hepimiz varız. Bu çok dengede ve sağlıklı. Yani ben de besleneceğim, sen de besleneceksin, hep birlikte de besleneceğiz. Ama hep şeyi duyuyoruz tabii etraftan. Ya ben mesela kök ailelerde anneden, babadan pek değil ama belki annelerinden, kayınvalidelerden hep ya işte evladım ben kendim için hiçbir şey istemiyorum ama bak kendini şey yap, seni korumak için bunu istiyorum, sen üzülürsün diye bunu yapıyorum. Veya çiftler birbirini zaten bencillikle suçluyor. Efendim işte o maçına gider, bilmem onu yapar, bunu çok yapar. Çok güzel söylediniz. Şimdi bu aslında çok uzun bir konu. Ben dengede mi, biz dengede mi, hepimiz dengede mi bakarız. Yani ben dengesizse, yani adam kendi dışarıda işte maçlar, gezmeler, arkadaşlarla gezmeler, evde kadın çocuklarla baş başa. Ben dengede değil. Değil mi? Kesinlikle çalışırız. Ben dengede mi, karı kocalık dengede mi, hepimiz dengede mi? İşimiz bizim denge birazcık. Yani o zaten dengesiz bir sistemle bize gelirler. Onları dengeye sokmak. Kesinlikle. Evet. Hocam teşekkür ederiz tabii. Ben teşekkür ederim. Böyle, birazcık kafa karıştırmış olabilirim bizi izleyen tüm... Ama bence şey oturdu yerine. Çünkü evlilik terapisinin ne olduğu ve bu binayı korumak adına neler yapılması gerektiğini belki genel hatlarıyla süremiz el verdiğince belirlemiş olduk. Dolunay Hocam, son olarak programımızın da sonuna geldik. Çiftlere ne demek istersiniz? Ne söylemek istersiniz? Çift, nasıl bir mesajla kapatalım? Çift olmuşlar ama çift olmaya aday olanları mı? Çünkü ikisinin verilecek mesaj bence biraz farklı hocam. Çift olmak isteyenlere aslında sadece şu mesajı verebilirim. Sevgiyle beraber bu işe girin. Sevgi yoksa orada biraz düşünün. Evlilik kolay bir kurum değil. Evlilik gerçekten zor bir kurum. Hatta gönüllü girdiğimiz en zor kurum. Gönüllü yaptığımız bir kontrat var ve biz bunu bile bile yapıyoruz. Çok zor bir kurum. Farkındalıkla girin, öğrenin. Evlilik öncesi ya danışmanlık alın ya okuyun. Bir şekilde bir kılavuz olsa keşke de, yani nelere dikkat etmek gerekir gibi. Yani farkındalıkla girin. Ama 10 yıllık evlilere ya da uzun süredir evli olanlara vereceğim mesaj da, eğer sorunları var ise ve çözmek istiyorlarsa, sevgi hala güçlü ise ve saygı alanı zarar görmemişse her sorun çözülebilir. Maddi, manevi, kişisel her sorun çözülebilir. Evet, böyle toplamış oldum. Evet, sevgili seyirciler, bu hafta uzman reçetesinde uzman psikolog Dolunay Kadıoğlu ile evliliği konuştuk. Belki hani toparlamak gerekirse aile terapisi önemli. Sorunları belki erken teşhis etmek, erken fark etmek, Dolunay Hoca'nın söylediği gibi saygıyı erozyona uğratmadan çözüm yollarını aramak,
belki en akıllıca yapılabilecek şey evliliği kurtarmak, evliliği sürdürebilmek adına. Belki en doğrusu hani eskilerin dediği gibi iki gönül bir olunca samanlık seyran olur demişler diyelim. İnşallah herkesin gönlü sevdiğiyle birlikte olur diyelim. Allah kimsenin ağız tadını bozmasın diyelim. Önümüzdeki hafta uzman içerisinde bir başka programda bir başka konukla buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın, mutlu kalın efendim.